Merhaba web tekno takipçileri, Gamescom'un ikinci günü. Yine karşınızdayız, bir gün sonu değerlendirmesi yapacağız. Bugün halka açılışının ilk günü. Biz dün de gelmiştik basın olarak. Bugün halka açıldı ve inanılmaz bir kalabalık vardı. Şöyle söyleyeyim, Need for Speed'i oynayamadık mesela, yarına bırakmak zorunda kaldık. Çünkü sıraya girdiğiniz zaman bir görevli geliyor ve diyor ki 2 saat beklemeniz lazım, bunu istiyor musunuz diyor. İstemiyorsanız sıradan çıkabilirsiniz diyor resmen. 2 saat hani Need for Speed'e girsek FIFA'yı kaçacağız, FIFA'ya girsek işte başka bir şey kaçacak. O yüzden günlere bölme gereği duyduk. Need for Speed mesela yarına kaldı. Yani kalabalığı öyle anlatabilirim size şu an. Aydan nasıl geçti ikinci gün? İkinci gün dediğin gibi acayip bir kalabalık vardı. Yani tıklım tıklım, iğne atsan yere düşmez. Bütün şeyleri kullanabilirsiniz bunun için. Yürürken bile birbirine çarpmadan yürümesi imkansız bir kalabalık vardı. Lütfü abinin de belirttiği gibi hani bir oyunu beklemek için en az bir saat süre beklemeniz gerekiyordu. O da eğer oyun böyle hani üst düzey değilse, mesela Need for Speed vesaire ya da FIFA gibi bir oyun değilse onu bir saat bekliyorsun, ama bu tarz üst düzey oyunları çok bilinen, merak edilen oyunları en az 2 saat bekletiyorlar. Aynen öyle. Bunun dışında zaten hani o kalabalığın etkisiyle biraz daha ortam şenlenmiş oldu. Biraz daha eğlenceli geçiyor değildi. Çünkü bu sefer halka açıldığı için gerek Xbox, işte Ubisoft, Microsoft falan hepsi farklı farklı etkinlikler de yaptı. Artık normal ziyaretçiler de geldiği için biraz daha interaktif bir ortama dönüştü burası. Ama dediğimiz gibi daha yorucu ve daha kalabalık ve daha çok beklediğimiz bir ortam oldu sonunda. Evet, ikinci gün peki neler yaptık? Buna bakmak gerekirse bugün neye girmiştik abi? Bugün seninle Uncharted 4'ü ilk başta yok dedik. Dün yok diye zannediyorduk, ancak Uncharted 4 varmış arkadaşlar, biz görememişiz, böyle arkaya bir yere saklamamışlar da dün yorgunluktan herhalde gözümüzden kaçtı. Bugün Uncharted 4'e girdik, onunla ilgili video hazırladık, yayınlayacağız zaten. Tek kelimeyle mükemmel olduğunu söylemeliyim. Onun dışında yine Xbox standını bitirebildik bugün. Forza'ya tekrar baktık. Forza dışında Quantum Break için bir 2 saat bekledik. Quantum Break'i görebildik. Bunların hepsini videolarımızda zaten daha detaylıca anlatıyoruz. Genel özetlemek gerekirse ikinci gün acayip kalabalıktı. Hafta içi olmasına rağmen halk tarafından yoğun ilgi gördü. Hani ben şeyi gördüm, o benim çok garime gitti. Böyle sırada FIFA mesela bir bayan gelmiş, çok alakasız, hani görsen oyuncu demezsin ama gelmiş FIFA oynamak için 2 saatlik bir kuyruğa giriyor. Ya da Scalebound'a bakmak için böyle yaşlı bir amca gelmiş sırada bekliyor falan filan. Hani böyle illa oyuncu denildiğinde akla gelen profil dışında bir profil de vardı burada, o da benim dikkatimi çekti. Aslında dediğin gibi hani oyuncu profili daha çok gençler üzerine düşünülür ama gerçekten burada şaşırdığım gibi çok çok küçük yaşlarda bile insanlar vardı burada, saatlerini harcayan, oyunlarını merak ettiği oyunları görebilmek için. Ki genelde hani bu oyuncu dediğimizde erkek profili gelir dediğin gibi, çok daha fazlası bile vardı. Daha genç, bayan, kadın kişileri bile gördük hani. Benim hiç baktın mı oyunla alakası yok diyeceğimiz kişiler bile burada 2 saat, 2,5 saat ne kadarsa süresi beklemek için sıraya giriyorlardı hiç acımadan. Hani şeyi gösteriyor biraz, oyun sektörünün ne kadar çok geliştiğini, nasıl bir kitleye hitap ettiğini, nasıl bir eğlence sektörüne dönüştüğünü gösteriyor. Bizim gayet hoşumuza giden bir durum aslında bu. Onun dışında var mı ikinci günle ilgili eklemek istediğin bir şeyler? Ya ikinci günle ilgili değil, Gamescom'la ilgili benim kafamda bir ah be dediğim oldu. Hani bu tarz bir etkinliğin, yani bu derece büyüyebilecek bir etkinliğin bir İstanbul'da ya da Türkiye'nin herhangi bir şehrinde olmasını bekleriz. Çünkü gerçekten hani Türkiye'de de çok ciddi oyuncu kitlesi var. En basitinden tek oyun örneği verebilirim ilk aklıma gelen. LoL diyoruz. League of Legends'ın turnuvası olduğunda o tutulan salon tıklım tıklım doluyor. Böylesine bir etkinliğin olduğunu ülkemizde düşünsek çok daha büyük katılım olacaktır ona, ki hani Gamescom 2015 daha fazla bir katılımcı, daha büyük bir alan yapıldı bu sebeple. Kaç artış vardı? Yanlış hatırlamıyorsam %20 ile %40 arasında bir artış var katılımcı açısından. Daha büyük bir alan yani. Normalde işte 5 tane salon varsa geniş geniş, bu sefer işte ona çıkardılar. Çok daha büyük şeyler yaptılar. Buna rağmen de diyorum hani alan genişledi, acaba daha rahat mı dolaşırız diye düşünürken hala yani şu şekilde dolaşabiliyoruz diyeyim aralarda. O yüzden çok çok eğlenceli, çok çok zevkli bir yer. Bizim için her ne kadar yorucu olsa da buradaki bu interaktif durumun ayrı bir şeyi oluyor bize. Enerjisi kattığını söyleyebiliriz. Çok da eğleniyoruz diyebilirim. Kesinlikle öyle. Benim eklemek istediğim şu var. Oturacak yer yok. Biraz sandalye falan atsınlar şu kenarlara, bir yerlere. Merkel abla ayarlasın onu. Aynen. Ayarlayın bir şeyler. Ben öldüm yürümekten artık. İnsanlar şöyle sıra beklerken sandalyelerini yanında getirmişler. Sandalyelerine oturuyorlar. Bir saat bekliyorlar. Sonra sıra böyle iki adım ilerliyor. İki adım ilerleyip tekrar sandalyesini kurup tekrar oturuyor. Bu böyle benim için zor bir durum oldu. Alışık olmadığım bir durum. Bunun dışında şu an için ekleyebileceğim bir şey yok. Sizlere ikinci günün kısa bir özetini yapmaya çalıştık arkadaşlar Gamescom'da, Köln'de. Başka bir videoda görüşmek üzere diyelim. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.